Ebru Eroğlu'nun kızı Ayşe Esra şu anda telefon attığında. Ebru Eroğlu'nun kız kardeşi stüdyoda. Esra merhaba. Merhaba. Annen 8 Eylül tarihinde bir anda ortadan kayboluyor. Evet. En son geceyi de siz beraber geçirmişsiniz. O gece 3'te geldiğiniz zaman. Yok, o yanlış attım. Sanırım teyzem yanlış anladı. Biz cuma günü. Alo. Dinliyorum ben sizi. Cuma günü biz sinemaya gittik eşimle. Evet. Ondan sonra akşam işte sinemadan çıktıktan sonra annemi aradım ben işte gelirken bir şey istiyor musun diye. Evet. Ondan sonra döner istedi. Biz de gittik küçük sanayi tarafından köfte aldık annemi. Ondan sonra geldik burada beraber yedik. Ondan sonra zaten benim kızım çok durmuyor, sürekli ağlıyor. Gece kaçta geldiniz siz eve? Yani o annenle son yemekse, o son yemek kaçta yendi? 11-12 civarı. Akşam, gece 11-12 civarı. Ama evdeydik. Peki, siz altlı üstte oturuyorsunuz annenle. Evet, altlı üstte oturuyoruz. Annen sonra kaçta evine indi? Sabah çıktı. Yani o gece sizde mi kaldı? Bizde kaldı. Benim çocuğum durmuyor çok gece gündüz. Gece tamam. Annem bakıyor, gündüzleri de ben bakıyorum hani uykusuz kalmayayım diye. Annem bana yardımcı oluyor. Mesela ben o zaman yana çıkmamın sebebi de o yüzden. Çünkü hiç durmuyor. Peki, yani o gece bir şekilde sabaha kadar siz ayaktaydınız değil mi annenle? Yok, ben uyuyordum. Annem ayaktaydı aileyle beraber. Son yemekte ne konuştuğunuzu hatırlıyor musun annenle? Yani annem farklı, diğer günlerden daha farklı davranıyor muydu? Yok, hayır. Gayet normaldi her şey. Peki, evden kaçta çıkıp gitmiş? Yani sen sabah uyandığında anneni evde gördün mü? Kendi evinde. Yok, görmedim. Annem çocuğu bana verdi. Dedi ben biraz uyuyayım dedi. Ondan sonra saat 6.30-7 civarı yukarı çıktı uyumaya. Tamam. Ondan sonra ben benim kıza baktım. Ondan sonra işte sabah işte hani annemi kahvaltıya çağırmak için yukarıya çıktım. Evet. Ondan sonra yoktu işte. Ondan sonra kaçta çıktın kahvaltıya aradım, çağırmak için? Kuzenim. Ben dedim anneme ulaşamıyorum böyle böyle dedim. Aleyna aradı. Aleyna da ulaşamadı telefonunda. Ondan sonra işte Ayşe teyzemi aradım hani sen yanına geldin mi falan filan diye. Anası yok dedi, kızım dedi benim haberim yok dedi. Sonra ben Gülay teyzemi aradım. Benim Gülay teyzem var. Evet. Dedim hani böyle böyle annem yok falan, sana bir şey söyledim falan dedim. Yok dedi, bana hiçbir şey söylemedi dedi. Sonra dedik babamı aradım. Hani önce teyzemleri aradım hani acaba onların yanına mı gitti diye. Sonra hemen babamı aradım, babam geldi. Sonra polise falan gittik hep birlikte. Kaçta sen telaş yapmaya başladın? 11-12 civarı. 11-12 civarı. Peki annenin bu davranışı normal mi? Yani annen örneğin bakkala giderken bile size haber veren bir kadın mıdır? Yoksa kafasına estiği gibi hareket eder mi? Evet, direkt haber verdi. Hiçbir yere çıkmazdı. Ben size mesela hep birlikte çıkıyoruz. Mesela bir eve gittik mesela. Şenol'la biz gezmiyorduk. Anneme de onu işten çıktı. Eskiden önceden işten çıktığı zamanlarda falan hep beraber geziyorduk. Mesela ondan önceki 30 Ağustos'ta Mudanya'ya, 31'inde Zafer Bayramı'nda Mudanya'ya gittik beraber. Bir şey merak ediyorum Esra. Teyzen, Ayşe teyzen burada. Yani yaklaşık bir aydır da annenin nerede olduğunu, ne yaptığı, nasıl yaşadığı bilinmiyor. Sen anneni aramak için niye burada değilsin? Benim kızım durmuyor hiçbir şekilde. Beni bırakacak kimsem yok. Bırakacak kimsen olmadığı için. Zaten hani çok ağlı aşırı hani teyzem de buraya geldiği zaman hiç durmuyor. Sürekli kucağında zaten. Hani şu an yeni yeni uyudu. İki gündür hasta. Dün gece mesela hastanedeydik. Sabah 8.30'dan beri hastanedeydik. Peki annen yani annenin başına ne gelmiş olabilir? Yani hayatta olduğundan emin misin? Yaşadığından. Bilmiyorum ki işte bir sadece mesaj var işte babam attı o kadar. Zaten hani ben arayamıyorum. Peki teyzenin ve diğer teyzelerinin hatta kuzenlerinin şöyle bir şüphesi var. Buradaki mesaj yazım dili asla benim teyzeme ait değil. Bu yazım dili annene mi ait? Yok, anneme yazısı değil. Annem zaten telefon kullanmasını öyle çok bilmiyor. Yani bu kadar düzgün mesaj yazabilecek bir kadın mı annen? Yok, bu kadar düzgün mesaj yazamaz. Bu kadar kim atmış olabilir bu mesajı? Ya birini atmış. Attırmıştır büyük ihtimal çünkü bu kadar düzgün yazamaz. Yani sürekli bana sorar işte hani. O biri kim olabilir? Yani hiç bilmiyorum. Şunu merak ediyorum, bir Facebook hesabınız vardı değil mi annenle? Evet. Onu niye kapattın? Annem istedi kapatmam, kapat dedi aile.
şeydi. Onu ne zaman kapattın? O bayağı oldu. Emin misin? Evet, bayağı oldu onu kapatalı. Ama oradaki son aktiflik, onun bir bilgisi de gelecektir. Annenin ayrılmasından birkaç gün sonra, yani evden ayrılmasından birkaç gün sonra. Hangi Facebook diyorsun? Vallahi bilmiyorum. Annenin ortak bir Facebook hesabınız var. Hani fotoğrafların, hayatının, hani böyle mutlu günlerinin yansıdığı bir fotoğraf karesi var. Annen evden ayrıldıktan sonra o bir hesap var, sosyal medya hesabı. O kapatılıyor. 2-3 tane annemin Facebook'u var da, 2 tanesi kapalı, bir tanesi aktif. Ondan sonra ben annemin şifresini biliyordum. Evet. Polislerin yanında beraber girdik. Evet. Baktık. Ya mesela orası niye kapatılıyor? Yani bu kadar hengamenin içerisinde o akla nereden geliyor sosyal medya hesaplarının kapatılması? Yani okuduğunu bilemeyeceğim çünkü hani ben açtığımda ve ben polisin yanında açtım zaten. Hayır, şunu sormak istiyoruz. O sosyal medya hesabını anneniz kullanmıyorsa, şifresi sizdeyse bu... Niye kapatılıyor? Yani kayboluştan sonra siz niye kapatmayı tercih ettiniz? Ben kapatmadım. Anlatamıyorum galiba. Hayır, ama aynı şekilde diyorsunuz. Anneniz mi kapattırdı birine? Kullanamıyor annem diyorsunuz ya sosyal medya hesabını. Evet. Biri o zaman onun adına kapattı, öyle mi? Yani o kadarını bilemeyeceğim hani ne oldu ne gitti. Şunu da merak ediyorum. Annenle yani şimdi... Bazen anne kızsındır ama bazen de anneyle çok iyi arkadaşsındır. Annenle sürekli dertleşir miydiniz Esra? Evet, konuşurduk. Sıkıntılarını anlatır mıydı sana? Öyle bir şeyden babamla tartıştıklarını biliyorum. Hani tartışıyorlardı. Yani babanla problemlerinden bahseder miydi? Zaten benimle tartışıyorlardı. Annem boşanmak istedi mi? Ha, evet, onu köstecisi konuştuk biz. Hep birlikte üçümüz konuştuk. Hı-hı. Ondan sonra köstecisi gittik. Nereye gittiniz? Annem köftecisine gittik. Köfteciye gittiniz. Hı hı. Tamam. Ondan sonra işte annem şey dedi. Ben yolumu dağıtmak istemiyorum. İşte o kadar uğraştım, o kadar emeğim var. Hani kaç yıl geçti arada. Hı hı. Ondan sonra konuşalım, anlaşalım işte. Ne konuda anlaşmak hani bu... istiyordu annem babanla? Ondan sonra... Hani tartışmalarında işte hani o kadar sorunlarımız oldu. İşte benim hani kızım var. Hani altta üstte oturuyoruz. Ben artık hani şey yapmak istiyorum. Saatten sonra hani ayrılıp ne yapacağım falan filan dedi anne. Peki ama mesajındaki annen çok daha başka bir üslup, hani dil takınmış. Hani sanki çok boşanmak için yalvaran ama boşanmayı kabul etmeyen bir baban varmış gibi. Mesajındaki algıladığım bu. Yok, babam şey dedi zaten. Ben de yanındaydım. Boşanacaksan dedi. Hani bana farklı bir ev tutun dedi. Sen çıktır ya da ben çıkayım dedi. Bir tane ev buldum ben sana dedi. Kim dedi, dedi bunu? Kızının... Efendim? Kim dedi ev buldum diye? Babam dedi hani boşanacaksan eğer dedi. Hani, ya ben gideyim ya sen git dedi. Ya altta otur dedi ya da üstte otur dedi. Hani sen bilirsin dedi. Boşanırsan gidelim mahkeme dedi. Verirsin boşanma davasını. Açarsın boşanma davasını dedi. Peki bu mal mülk davası var mı annenle babanın arasında? Hani bir ev yapılmış ama onun paylaşılamama durumu var mı? Yok, hayır, yok. Annen çalışmayı seven bir kadın mıydı? Evet, çalışıyordu. Çalışmayı seven bir insandı. Peki mesela işi bırakması garip değil mi? Birdenbire bıraktıktan herkes çok şaşırdı. Ben dedim, anne neden birdenbire bırakıyorsun dedim. O da şey dedi, hani kızım da çok yoruldu. Asit çalıştı iş yerinde de. Asitten dedi, benim kızım için birkaç gün, bir iki hafta izin almıştı. Bir iki hafta izin aldım dedi, önce kendi kendime geldim dedi. Hani... Hı-hı. Ellerim ayaklarım düzeldi de dayanamıyorum artık da o yüzden bıraktı. Yani normal bir, yani sana bu şekilde izah etti. Sana bu şekilde. Peki annen hani işten ayrıldıktan sonra bir tazminat alıyor ve o tazminatı bankaya yatırıyor, doğru mu? Evet, doğru. Şimdi annen 8 Eylül'de bir anda hepinizi terk etti. Evet. Evi terk etti gitti ya da bilemiyorum hani başına başka bir şey mi geldi, Allah korusun, her şey olabilir. Evet. Şu bir aylık süre içerisinde annen yaşamını nasıl sürdürür? Hani gayet normal işte hani. Hayır, şimdi bir aydır yok, evi terk etti. Bu kadın ne yer, ne içer, nerede kalır? Onu hiç bilmiyorum ki. Zaten hani biz beraber yaşadığımız zaman buradan hani ekmek almaya kendisi gitmiyordu. Güzel, ben annem hiçbir yere gitmiyordu. Yani sürekli benimle giderdi bir yerlere. Tek başına bir yere gitmeyi sevmezdi. Ama şöyle söyleyeyim, çalışma özgürlüğü olan bir kadın olduğunu bahsediyor Esra Hanım. Yani kendi kazandığı parayı kendi değerlendirir miydi? Kıyıda köşede bir parası var mıydı? Hayır, kesinlikle.
Nereden çalışan bir kadın Ayşe işi alırdı, borçları çok vardı, borç ödüyorlardı. Doğru mu Esra? Efendim anlayamadım. Annenin kıyıda köşede bir parası var mıydı? Hayır yoktu. Borçlarınız çok muydu? Evet borcumuz var. Evet. Annen hep o borçları mı ödüyordu? Babamla ikisi ödüyordu. Peki annen kaçtıktan sonra bankadaki parasına dokunmuş mu? Onu bilmiyoruz ki, bize bilgi vermediler. Yani oradaki, şimdi bu bir ay nasıl yaşayacak onu merak ediyorum. Bu kadın nerede yatacak, nerede kalkacak, karnını neyle doyuracak? Ve benim anlamadığım nokta... Hayır, bu kadın ölmediyse ailede şunu kabullenmiyor. Yani Esra Hanım bakın zaten gitmeden önceki son gece ailesiyle ayrılmak istediğini, boşanmak istediğini beyan ediyor aslında. Bir sorun var diyor ama öteliyorlar. Bir çözüme ulaşabildiler mi? Boşanmayacaklar ya da işte annen yaşamını nasıl ikame ettirecek? Son konuşma ayrılırken ne yöndeydi? O zaten gitmeden önce dedi. O olay bayağı oldu. O olay bir iki ay öncesinde dayalıyor. O gitmeden önce o olay boşanmada boşanma yoktu. Ama siz şu mesajı kabul etmiyorsunuz. Aslında annen size zaten bunu dile getirmiş. Yani bu mesajı niye kabul etmediğinizi ben anlamıyorum. Belki cümleler olabilir ama içerikte bahsettiğiniz şey aynı. Evlilikten yorulmuş işte... Ekonomik anlamda da bakın anlatıyorsunuz, bir baskı da var. Şiddet dediğiniz olgu yalnızca psikolojik ya da fiziksel değildir. Ekonomik baskı da çaresizliktir ve yani borç ödeme yükümlülüğü altında olduğu için de bir kaçış kurtuluş da olabilir. Ama beni ilgilendiren ve ailenin anlattığı, biz seni çok yakından tanımıyoruz. Neden ailen... Senden şüpheleniyor. Evet. Senin bazı şeyleri bildiğinden şüpheleniyor. Esra. Onu bilemeyeceğim ben. Hani bir şey bilsem zaten bunu polise de polise aktarırdım. Hayır ama teyzelerin bak, teyzen de burada. Diyorlar ki yani Esra onun ne yaptığını ne ettiğini biliyor. Çünkü davranışları normal değil. Şimdi hani annen yok. Bir aydır Allah korusun bu kadını kestiler mi, biçtiler mi, gömdüler mi? Bakkala gidemeyen bir kadın yani. Bakın her şeyi çalışan bir kadın ama parasını harcamasını bilmiyor. Her şeyi kızıyla birlikte yapıyor.